TV1 ekranlarından mutlu akşamlar değerli izleyenler. 19 ana haber bülteni ile karşınızdayız efendim. Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni kabineyle yaptığı ilk toplantının ardından açıklamalarda bulundu. Bayram tatilinin 9 gün olduğunu açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, emekli ve maaşları ve ikramiyelerinin de bayramdan önce ödeneceğini duyurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan buğday ve arpanın taban fiyatını da açıkladı. İlk bir sene içinde olmak üzere. Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni kabineyle yaptığı ilk toplantının ardından açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkartıldığını açıkladı. Erdoğan emekli maaşları ve ikramiyenin de bayramdan önce ödeneceğini duyurdu. Bu sene Kurban Bayramımızı 28 Haziran ile 1 Temmuz arasında idrak edeceğiz. İstişarelerimiz neticesinde 26 Haziran ve 27 Haziran'ı günlerini de idari izin kapsamına almayı kararlaştırdık. Hafta sonlarıyla birlikte vatandaşlarımız toplam 9 gün bayram tatili yapma imkanı bulacaktır. Cumhurbaşkanı Erdoğan buğday ve arpa taban fiyatlarını da açıkladı. Üretime devam etmesinin yanında maliyetler İç ve dış piyasa gelişmeleriyle ilgili gıda güvenliği için ihtiyaç olan stokların oluşturulmasını dikkate aldık. Toprak Mahsulleri Ofisimizin alım fiyatlarını ekmeklik buğdayda ton başına 8.250 lira, arpada ise 7.000 lira olarak kararlaştırdık. Bu fiyatlara ilave olarak Bakanlığımız tarafından çiftçi kayıt sistemine kayıtlı tüm üreticilerimize buğday için ton başına 1000 lira, arpa için ton başına 500 lira hububat üretim primi destek olarak verilecektir. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde daha önce yemin etmeyen milletvekilleri için yemin töreni düzenlendi. Törende yeni kabinede yer alan bakanlar yeminlerini gerçekleştirdi. Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcısı ile Sayın Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde daha önce yemin etmeyen milletvekilleri için yemin töreni düzenlendi. Düzenlenen törende Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki de yemin etti. Devletin varlığı ve bağımsızlığını, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünü, milletin kayıtsız ve şartsız egemenliğini koruyacağıma, hukukun üstünlüğüne, demokratik ve layık cumhuriyete ve Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı kalacağıma, toplumun huzur ve refahı, milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde herkesin insan haklarından ve temel hürriyetlerden yararlanması ülküsünden ve anayasaya sadakattan ayrılmayacağıma, Büyük Türk Millet önünde namusum ve şerefim üzerine and içerim. Öte yandan Kayseri'den milletvekili seçilen önceki dönem Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da mecliste yemin ederek süreci tamamladı. Varlığı ve bağımsızlığını, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünü, milletin kayıtsız şartsız egemenliği koruyacağıma, hukukun üstünlüğüne, demokratik ve layık, cumhuriyete ve Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı kalacağıma, toplumun huzur ve refahı, milli dayanışma ve adalet anlayışında herkesin insan haklarından ve temel hürriyetlerden yararlanması ülküsünden ve anayasaya sadakattan ayrılmayacağıma, Büyük Türk Milleti önünde namusum ve şerefim üzerine and içerim. Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu ve yönetimini kabul etti. 2-12 Mart 2024 tarihleri arasında Ankara ve Kayseri'nin ev sahipliğinde yapılması planlanan 20. Sağırlar Kış Oyunları Organizasyonu'nun yapılacağı yer ve tesislerde inceleme yapmak için kente gelen heyet, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'a nezaket ziyaretinde bulundu. Başkanlık toplantı salonunda gerçekleşen ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Büyükkılıç, uluslararası özelliği olan bir çalışmanın Kayseri'mizde olması bizi keyiflendirir, sevindirir diye konuştu. Çalışmanın Kayseri'mizde olması bizleri keyiflendirir, sevindirir. Kayseri'mizde gerçekten altyapı itibariyle değerli müdürüm sizlerle paylaşmıştır. Yani hem mesafe itibariyle hem şartlar itibariyle uygun diye biz biliyoruz. 19 tane bizim mekanik tesisimiz var. 130 kilometreye varan pist uzunluğumuz var. 40 tane yaklaşık pistimiz var.
Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Kerim Vuralsa, hem organizasyonun yapılacağı yer ve tesislerde inceleme yapmak hem de yerel yönetimleri ziyaret edip tanışmak istediklerini belirtti. Dünya İşitme Engelliler Spor Komitesi Sportif Teknik Sorumlusu Fernandez ise ziyarette Erciyes Kayak Merkezi'ne hayran kaldıklarını belirtti. Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Kerim Vural, Başkan Büyükkılıç'a günün anısına Türk sporuna ve işitme engelliler sporuna katkılarından dolayı teşekkür plaketi takdim etti. Başkan Büyükkılıç, organize sanayi bölgesinin yükünü paylaşacak ve Tınaztepe bölgesine alternatif bir yol olacak. İsmail Erez Bulvarı'ndaki yol yapım çalışmalarını inceledi. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, İsmail Erez Bulvarı'ndaki yol yapım çalışmalarını inceledi. Başkan Büyükkılıç burada yaptığı açıklamada, Kayserimizin bizi seven, güvenen insanlarına ne yapsak az mantığı içerisinde önemli bir ana arteri daha hayata geçiriyoruz dedi. Büyükkılıç'a incelemelerde Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hüseyin Beyhan, Genel Sekreter Yardımcıları Hamdi Elcuman, Ali Hastal ve daire başkanları da eşlik etti. Efendim, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi kameralar karşısına geçen Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Recep Bağlamış, Küçükbaş ve Büyükbaş kurbanlık hisse fiyatlarını açıkladı. Bağlamış, fiyatlar dolardaki yükselişten etkilenmeyecek dedi. Kurban Bayramı'na sayılı günler kala vatandaşlar kurbanlık arayışlarına başladı. Kayseri Kırmızı Et Üreticileri Birliği, Veteriner Hekimleri Odası ve Kasaplar Odası Başkanları ile birlikte yaklaşan Kurban Bayramı öncesi, kameralar karşısına geçen Kayseri Ticaret Borsası Başkanı Recep Bağlamış, küçükbaş kurbanlık ve hisse fiyatlarını açıkladı. Erkek büyükbaş parakende canlı kilogram fiyatı 150 TL, erkek küçükbaş parakende canlı kilogram fiyatı 125 TL, damızlık vasfını yitirmiş dişi büyükbaş parakende satış fiyatı canlı kilogram 140 TL, dişi büyükbaş damızlık vasfını yitirmiş koyun parakende canlı kilogram fiyatı 100 TL. Vakıflar, dernekler, yardım kuruluşları için tavsiye edilen toptan fiyatlar ise erkek büyükbaş canlı kilogram fiyatı 135 TL, damızlık vasfını yitirmiş dişi büyükbaş canlı kilogram fiyatı 125 TL olarak. Adet olarak belki vatandaşlarımız sormak isteyebilirler. Bir küçük başın da tane fiyatı 5000 TL ile 8000 TL arasında, büyük baş hisse olarak da 12000 TL ile 15000 TL aralığında hisse satışı uygulanmaktadır. Bu yıl küçük baş fiyatlarının 5000 ila 8000 TL, büyük baş hisse fiyatlarının ise 12000 ila 15000 TL arasında satılacağını açıklayan Bağlamış, kesim yerleri konusunda da önemli uyarılarda bulundu. Başkan Bağlamış, dolarla meydana gelen yükselişin ise fiyatları etkilemeyeceğini söyledi. Kesim yerleriyle besi çiftliklerini tercih edebilirler. Et çekimini ise Kurban Bayramı'nda ortaya çıkan seyyar tabir ettiğimiz kişilere değil de hijyen kurallarına her zaman riayet eden kasaplarda ve marketlerde yaptırmalarını önemli rica ediyoruz. Yani şu anda bizim besi çiftliklerinde olan üretimlerimiz yaklaşık 8-10 ay önce üretmeye başladığımız hayvanlar. Belirlediğimiz fiyat üzerinden vatandaşlarımız satış yapacaklar. Bunun üzerine herhangi bir dövizden kaynaklı artış olmayacak. Melikgazi Belediyesi ilçede bulunan refüj, kavşak ve yeşil alanlarda yaz ayları için mevsimlik çiçek dikimlerine başladı. Melikgazi Belediyesi ilçede çiçek dikimine başladı. Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, ilçenin daha yeşil ve estetik bir görünüme kavuşması için çalıştıklarını söyledi. Palancıoğlu, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri yaptıkları çalışmalar kapsamında ilçenin daha estetik görünmesi için yeşil alan, refüj, kavşak ve park ve oyun alanlarında yaz ayları için mevsimlik çiçek ve bitkilerin dikimine başladı. Top kadife, begonya ve petunya gibi rengarenk çiçekler özellikle refüj ve kavşakları görsel açıdan daha da güzelleştiriyor. İlçemizi daha yaşanabilir, nefes alan ve en güzel hale getirmek için tüm birimler olarak canla başla çalışıyoruz. Ağaçlandırma ve çiçek dikim çalışmalarımız her alanda tüm hızıyla devam ediyor. Dikmiş olduğumuz 100 bin adet çiçekle Melikgazi'mizi daha yeşil hale getirmek için gayret ediyoruz dedi.
Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, muhtarlar toplantıları kapsamında 7. bölge muhtarlarıyla bir araya geldi. Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, muhtarlar toplantıları kapsamında 7. bölge muhtarlarıyla bir araya geldi. Gülpark Sinan Kafe'de gerçekleştirilen toplantıda konuşan Başkan Çolak Bayraktar, Kocasinan'ın tüm mahallelerini güzelleştirmeye, değiştirmeye devam ettiklerini ifade etti. Bu bizim adımıza daha fazlaca vatandaşa hizmet etmek için önümüzü açacak bir şey. Niye? Yaptığımız iş beğenilmiş, memnuniyet oluşturmuş. Vatandaşa gittiğimiz zaman vatandaş bunu bizden talep ediyor. Yeşil Mahalle'de de bunu talep ediyor. Ama arkadaşlar, şunu hasreten rica ediyorum. Bazı noktalarda biraz zamana ihtiyacımız var. Biraz anlayışa ihtiyacımız var. Geldiğimiz noktada 8 sene bitirdik. 8 sene içerisindeki yapmış olduğumuz işler ortada. 30'un üzerinde 8 senede sosyal tesis yapmışız. 30'un üzerinde. Sosyal tesis yapmak hiçbir şey. Önemli olan bunu çalıştırabilmek. Paranız vardır, imkanınız vardır. Projesini yaptırırsınız, ihale edersiniz, yaptırırsınız. Bu sosyal tesislerin hepsini Kocasinan Belediyesi bir sosyal tesis mantığı içerisinde işletiyor. Özel sektör işletmiyor, belediye işletiyor. Bunlar belediyenin kurumları. Şimdi belediyenin kurumları olunca insanların tabii ki doğal olarak kendi kurumu çünkü. Vatandaşın kendi yeri. Gittikleri zaman eleştirme noktasında da biraz daha farklı eleştirebiliyor. Ama %100 memnuniyetle çalışıyor. Gerek temizliği, gerek hijyen şartları, gerek içerideki güler yüz, gerek hizmet, gerekse almış oldukları oradaki verilen hizmetin karşılığı insanları memnun ediyor, insanları mutlu ediyor. Bundan dolayı Süleyman Muhtar'ın bugün diyor ki Zümrüt Mahallesi'nde vatandaş diyor bizden çokça diyor sosyal tesis istiyor diyor, değil mi? Bu tarafta yapıldığı için orada da isteniyor. Mahalle muhtarları da Kocasinan bölgesinde yapılan hizmetlerden dolayı Başkan Çolak Bayraktar'a teşekkürlerini ilettiler. Hayvanlara için mama vermeniz veya kemalarını ayırtmanız. Ama en çok sosyal yardımlaşma ve çevre ekibimizi canı gönülden tebrik ediyorum. Kutluyorum değerli. Toplantının ardından vatandaşlarla sohbet eden Başkan Çolak Bayraktar, çocuklarla yakından ilgilenip onlara çeşitli oyuncaklar verdi. Vali Gökmen Çiçek, Talas Belediyesi'nin deprem başta olmak üzere doğal afetlerde kullanılmak üzere hayata geçirdiği acil durum konteynerine tam not verdi. Allah Allah. Hemen rayonlarım, burada bir battaniyeleri de açıyoruz. Buradaki icap ederse gece yatmaya uyku tulumu. Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Talas Kaymakamı Yaşar Dönmez ve Müsiat Kayseri Şube Başkanı Ferhat Akbermer'le birlikte Talas Belediyesi'nin ödüllü projeyle baştan aşağı yeniden düzenlediği Mevlana Meydanı'nda konuşlandırılan acil durum konteynerini inceledi. Türkiye'nin bir deprem ülkesi olduğunu hatırlatan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, konteynerle ilgili bilgiler verdi. Evin uzağına gitmek istemiyorum. Bu arada hemen birer bardak su, bilmem ne. Bunlar çıktığı zaman arkasında... Güneş enerji paneliyle aydınlatılır. Evet, güneş enerji paneli. Elektrikler kesilirse... Ondan sonra bir de şuraya hemen televizyon koyuyoruz. Sayın Hanım şu minderlerini kalkınca orada çay ocağı var. Lavabo var bir tane. Bir de bunlar bittiği zaman şuralara sevdiği görevi yapıyor. Kayseri Valisi Gökmen Çiçek de içerisinde jeneratörden ilk yardım malzemelerine, yangın söndürme tüpünden demir kesme vakası ve balyoza kadar kurtarma ekipmanlarının yer aldığı acil durum konteynerinden övgüyle bahsetti. Vali Çiçek, acil durum konteynerinin örnek olması temennisinde bulunarak Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'a teşekkür etti. Yani el aletleri, ne yapıyorsun? Deprem olduğu zaman... AK Parti Milletvekili Murat Cahit Cıngıl, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan'ı ziyaret etti. AK Parti Milletvekili Murat Cahit Cıngıl, Hacılar Belediyesi'ni ziyaret ederek gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimlerinde gösterdikleri teveccüh için Hacılar halkına yaptıkları çalışmalardan ötürü de Başkan Özdoğan'a teşekkür ziyaretinde bulundu. Özdoğan, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Sayın Vekilimize... Türkiye yüzyılında, yüzyılın meclisinde görev almasası bile başarılar diliyoruz. Seçim sürecinde de birlik beraberlik içerisinde güzel bir çalışma oldu. İlçemize, teşkilatımıza her zaman destek oldular. Birlikte bir çalışma gerçekleştirildi. Sayın Vekilimizin önceki dönemde Kayserimizde, Büyükşehirimizde, Erciyesimizde daha doğrusu yaptığı bütün güzellikler ortada. İnşallah bu güzelliklere
Meclisteki çalışmalarıyla da güzellik katacak diyoruz kendisi. Bu süreçte de ilçemizin, Kayseri'mizin Ankara'yla olan, merkezi hükümette olan bağlantısında da bizim her zaman yanımızda olacağına inandığımız bir kıymetli vekilimiz, tecrübesiyle, birikimiyle sadece Kayseri'de, Türkiye'ye de ciddi manada destek sunacak bir vekilimiz. Kendilerine kolaylıklar diliyorum. Tekrar Rabbim mübarek eylesin. Hayırla, sağlıkla, sıhhatle güzel işleri yapmayı nasip eylesin diyorum. Saygılar sunuyorum kendisine. Hoş geldiler, sefalar geldi. Milletvekili Cıngı'da Hacılar ilçesinin gerek iş dünyası gerekse sanatkarlarıyla her zaman önde bir ilçe olduğunu belirtti. Tabii bizim açımızdan da şehrimiz açısından da çok özel ve özellikli bir yer, özgün bir yer. Çıkarmış olduğu başarılı iş adamlarıyla, sanatkarlarla, zanaatkarlarla ve de Erciyes Dağı'nın komşusu olması hasebiyle bizim gönlümüzde farklı bir yeri var. Erciyes'te işte ilk günden itibaren yoğun bir çalışma sergiledik. Bizim master planın bastığı ayaklardan bir tanesi de Hacılar. Dolayısıyla Hacılar Kapı bizim açımızdan çok değerli bir nokta Erciyes'te de. Hacılar'da da çok sayıda dostumuz var zaten oldum olası. Biz bu ilçede bulunmaktan, sizlerle beraber olmaktan ve seçimler boyunca da hem belediye olarak sizlerin hem de Hacılar İlçe Teşkilatımızın başkanı nezdinde bütün yönetim kurulu üyeleri, kadın kolları, gençlik kollarının yoğun çalışmalarından dolayı teşekkürlerimizi sunuyoruz. Hacılar her zaman AK Parti'nin kalesi olmuş bir ilçemiz. Buradan çok ciddi oy aldığımızı herkes biliyor. Bu seçimde de yine Hacılar zaten üzerine düşeni fazlasıyla yaptı. Hem seçim kampanyasında hem de seçim sonuçlarında Hacılar farkını ortaya koydu. Son dönemde akaryakıt fiyatları yine artmaya başladı. Motorin fiyatına yine zam bekleniyor. Petrol Ürünleri İşverenleri Sendikası Başkanı İbrahim Polat, yükselişin dolar kurundan kaynaklandığını söyleyerek fiyatların daha da yükselebileceğini kaydetti. Akaryakıt fiyatları yeniden yükselişe geçti. Son bir haftada ikinci zam kapıda. Seçimler sonrası bu yükseliş araç sahiplerini ürkütüyor. Petrol Ürünleri İşverenleri Sendikası Kayseri Şube Başkanı İbrahim Polat, akaryakıttaki yükselişin dolar kurundan kaynaklandığını belirtti. Polat, yükselişin devam edeceğini söyledi. Şu anda ülkede bir kriz ortamı var ama seçimlerden sonrasında da ister istemez bir rahatlama ortamına girdi. Brent petrol fiyatı 73 dolarlardan 76 dolarlara çıktı ama son bir hafta içerisinde dövizde çok büyük bir hareketlilik olmaya başladı. Seçimin bittiği günden itibaren 19.90'larda olan kurlar şu anda 22 liralara dayandı. Bu da ister istemez ithal ettiğimiz için, bir ürün olduğu için akaryakıt sektörü de tamamen döviz kuruyla alakalı. Brent petrol fiyatları, OPEC ülkelerinin açıkladığı fiyatlar ve döviz kuruna bağlı olduğu için şu anda bir yükseliş söz konusu. Bu yükselişin de döviz kuruna bağlı olarak yükselecek, yani yukarıya doğru bir yönlenme var. Bu gidişle de Cuma günü de artı bir zam daha öngörüyoruz. Başkan Polat, Brent petrolün artması ve doların 23 lirayı bulması durumunda akaryakıt fiyatlarının da 25 liraya ulaşabileceğini söyledi. Şimdi döviz kurları 23 lirayı bulursa, 23 lirayı bulduğu takdirde bir 2 liralık daha bir zam söz konusu. Yani 23,5-24 liraları bulacak gibi gözüküyor şu anda. Yani dolar arttıkça petrol artacak öyle mi? Evet, dolar arttıkça petrol fiyatı artacak. Tabii ki buna Brent petrol fiyatları da çok önemli. Şu anda 76 doların seviyedeki yazın gelişiyle birlikte arz talep ilişkisine bağlı olarak akaryakıt sarfiyatı da birazcık fazlalaşırsa, 80-85 dolarları tekrardan görürse 24-25 lira civarlarında bulacak gibi geliyor. Yani 25 lirayı bulur mu o zaman özellikle petrol son ileride? Brent petrol fiyatı 85 dolarlara geldiği zaman, döviz kuru 23 lira olduğu zaman 25 lira olmamasının önünde hiçbir engel bulunmuyor. Özel Harekat polislerinin de katıldığı operasyonda çatışma bölgeleriyle bağlantısı bulunduğu tespit edilen 6 DH üyesi yakalandı. Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri çatışma bölgeleriyle bağlantılı şahısların tespiti ve deşifresine yönelik çalışma yaptı. Sürdürülen çalışmalarda geçmiş dönemlerde DAEŞ silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdikleri öğrenilen 6 şahsın Kayseri'de bulunduğunu tespit eden ekipler operasyon düzenledi. Operasyonda 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Kayseri'de yapıştıkları ziften kurtarılan yavru köpekler veterinerler hayata döndürmek için yoğun çaba sarf ediyor.
İncesu ilçesinde iki yavru köpek zifte yapıştı. Vatandaşların haber vermesi üzerine ilçeye giden Kayseri Hayvanları Koruma Derneği üyeleri yavru köpekleri kurtardı. Veteriner kliniğine getirilen yavru köpeklerin ilk olarak sıvı kaybı giderilirken vücutlarına yapışan zift de temizleniyor. Köpekler için seferber olan veteriner hekimler çeşitli maddeler kullanarak zifti hayvanların vücudundan çıkarmak için yoğun çaba sarf ediyor. Kayseri Hayvanları Koruma Derneği Başkanı Nilgün Uzel, İncesu'da yavru köpeklerimizin zifte battığını öğrendik ve kurtardık dedi. İncesu'da yavru köpeklerimizin şeye battığını, zifte battığını öğrendik. Şu anda şeyler devam ediyor, temizleme işlemleri. Tabii ki çok meşakkatli bir işti. Dün gece saat 3.30'a kadar çalıştı arkadaşlar. Şu anda da temizlik işlemleri devam ediyor. İnşallah sağlıkları yerinde bir sıkıntı olmadan düzeleceklerini ümit ediyorum. Veteriner hekim Ali Kocataş da ekip arkadaşlarımıza köpeklerin temizleme işlemlerini yaptık dedi. Temizleme işlemlerini yapabildiğimiz kadar yaptık ekip arkadaşlarımızla. Ondan sonra gerekli tedavilerine başladık. Tabii bu hemen geçebilecek bir durum değil. Günlük yıkamalarına devam ediyoruz ve gerekli tedavilerini yapıyoruz. Şu an bizim himayemiz altında ve genel durumları gayet iyi. Genel durumları tabii bize geldiğinde biraz sıvı kaybı yaşamışlardı ve açlardı. Sağlık problemleriyle de şu an baş etmeye çalışıyoruz. PRP yani insanın kendi kanının alınıp belirli işlemlerden geçip tekrar o insana enjekte etmek büyük avantaj sağlıyor. Faydaları saymakla bitmiyor. Kireçlenmeyi önlemesi, gençleştirmesi, arılardan kurtarması faydalarından sadece birkaçı. Doktor Yavuz Ocak PRP hakkında detaylı bilgiler verdi. Kişinin kendi kanından elde edilen plazmayla yavaşlayan hücre yenilenmesinin yeniden sağlanması anlamına gelen PRP tedavisi son zamanlarda ilgi görüyor. Gördüğünüz gibi hastamızın saçları buralarda seyrek, buralara bu şekilde uyguluyoruz. Nitekim PRP tedavisinin faydaları bir hayli fazla. PRP tedavisiyle cilt gençleştirme, saç dökülmesi ve ortopedik rahatsızlıkların tedavisi yapılabilmekte. Özellikle de ağrıların son bulmasında büyük rol oynuyor. Doktor Yavuz Ocak, PRP hakkında bilgiler verdi. Şimdi PRP dediğimiz olay, bizim PRP'deki sloganımız şu, kendi kanınızda şifa bulun. PRP dediğimiz olay, insan kanını alıyoruz, kendi kanımızı alıyoruz. Belli bir miktarda üst ekstremitelerden, kollarımızda, damarlarımızdan bir 10-15 cc kadar, milim kadar kanı alıyoruz. Bu kanı belli işlemlerden, özellikle santrifüj işleminden geçirdikten sonra bunun içindeki PRP'nin açılımı zaten platelet rich plazma, İngilizcesi, Türkçesi trombosit bakımından zengin plazma demek. Yani plazma dediğimiz şey, trombosit dediğimiz olay vücudumuzda pıhtılaşmayı sağlayan kan hücreleri. Ama sadece bu değil görevi. Bunun içinde çeşitli büyüme faktörleri var. Epitelyal ve kondrotiyal kırlakla alakalı büyüme faktörleri olduğu için ciltte özellikle yüz ve saç bölgesinde yenilenmeyi, gençleşmeyi sağlıyor. Yine bunu eklem içine uyguladığımız zaman kıkırdak bölgesinde de iyileşmeyi sağlıyor. Özellikle yaşlı hastalarımızda dizlerinde kireçleme olan ve kıkırdak kaybı olan hastalarımıza bunu uyguladığımız zaman 1-2 ay içinde çok büyük faydalar görüyoruz. Bu 10-15 yıldır gelişmiş bir teknik. Daha öncesinde bilinmiyordu. 10-15 yıldır gelişmiş bir teknik ve üzerine birçok makale yayınlanmış bir teknik. Bu şekilde hastalarda iyileşmelerle ilgili güzel geri dönüşler mevcut. Ekstradan saç için uyguladığımız zaman bunu hastaların saçlarında gürleşme ve saç dökülmesini önleyici etkilerini görebiliyoruz. Herkesin gönül rahatlığıyla doktor kontrolünde bu tedaviyi yaptırabileceğini söyleyen Doktor Yavuz Ocak, kendi muayenehanesinde de bu tedaviyi uyguladığını kaydetti. Yani bu şekilde, yani trombosit bakımından zengin plazmayı aldığımız zaman içindeki büyüme faktörleri ve özellikle diğer enzimler sayesinde ciltte yenilenmeyi, parlamayı sağlayabiliyoruz. Yani bu etkiyi 1-2 hafta içinde görüyoruz. Bu etki 1 yıl kalıcı olabiliyor ve bu dönem dönem tekrarlandığı sürece ömürlük de olabiliyor. Zor bir tedavi değil. Yani biz bu kanı 10 dakikalık bir işlemden getirip hastaya uygulamamız 15-20 dakika, toplam yarım saat içinde hastada mükemmel bir geri dönüş alabiliyoruz. Yine kliniğimizde de bunu uygulayabiliyoruz. Bu şekilde hastalarımızdan güzel geri dönüşler alıyoruz.
Kayseri'de hizmet veren marka kıyafet mağazası müşterilerine özel bazı ürünlere sabit indirim yaptı. Bunu duyan vatandaşlar mağazaya koşunca uzun süre alışveriş izdihamı yaşandı. Görüntüler Kayseri'den. Marka kıyafet mağazası indirim yapınca kadınlar mağazaya akın etti. Özellikle bazı ürünlerde uygulanan 295 liralık sabit fiyat indirimi vatandaşları harekete geçirdi. Sabahın ilk saatlerinde mağaza önünde bekleyen vatandaşlar kapıların açılmasıyla birlikte itiş kakış mağazaya girdi. Hal böyle olunca izdiham oluştu. Firma yetkilisi Fatoş Arıcı, müşterilerine özel böyle bir kampanya yaptıklarını belirtti. İlgi için vatandaşlara teşekkür etti. Bir bu haftaya özel indirim yapmak istedik. Normalde çok fazla indirimlerimiz olmuyor. Sezon ürünlerimiz de çok fazla yoğunlukta gidiyor. Ama bu haftaya özel müşterilerimiz ve takipçilerimiz için böyle bir güzellik yapmak istedik. Fazlasıyla izdiham oldu. Herkese çok teşekkür ediyoruz ilgisinden dolayı. Böyle bir yoğunluk bekliyor muydunuz? Bu kadar izdiham bekliyor muydunuz? Bekliyorduk. Öyle mi? Evet. İddialıyız. Bekliyorduk, aynen öyle. Neydi indirimimiz mesela? Ne yaptınız da böyle bir şey oldu? Şimdi marka mağazası olarak çok güzel ürünler var. Marka ürünler var. Belli marka ürünlerde indirim yaptık biz. Takipçilerimiz de, müşterilerimiz de bu markaları bildikleri için indirimi duyunca herkes buraya akın etti. Yeşilhisar Şehit Asubay Oğuz Akın Halk Eğitim Merkezi tarafından Hayat Boyu Öğrenme Haftası kapsamında yıl sonu sergisi düzenlendi. Yeşilhisar Şehit Asubay Oğuz Akın Halk Eğitim Merkezi tarafından Hayat Boyu Öğrenme Haftası kapsamında yıl sonu sergisi düzenlendi. Sergi açılışı öncesi kursiyer öğrencilerin hazırlamış olduğu gösteriler gerçekleştirildi. Daha sonra sergi açılışına geçildi. Sergi ilişkin ise usta öğreticiler Kazım Temirtaş ve Sibel Kürkçü bilgiler verdi. Halk Eğitim Merkezimizin düzenlediği dikiş kursumuzda yaptığımız ürünler, yıl sonu sergimizi yaptık. Tüm halkın beğenisini de kazandık. Teşekkür ediyoruz herkese. Özellikle kaymakamımıza, belediye başkanımıza, halk eğitim müdürümüze, milli eğitim müdürümüze, herkese, emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Öğrencilerime özellikle çok teşekkür ediyorum. Güzel ürünler çıkarttılar. Harika şeyler yaptılar, başardılar. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bugün Yeşilhisar Halk Eğitim olarak yıl sonuna kadar yapmış olduğumuz ürünleri sergiledik. Yeşilhisar halkının çok büyük beğenisini kazandık. İnşallah bundan sonraki kursiyerlerimizi, Yeşilhisarlı kursiyerlerimizi bekliyoruz. Ürünlerimizi Yeşilhisarlı hemşehrilerimizin beğenisine sunuyoruz. Çok teşekkür ederiz. Değerli izleyenler, Sivas Spor deplasmanından 1-1 eşitlikle ayrılan Kayseri Spor'da teknik direktör Çağdaş Atan maçın ardından yaptığı açıklamada asıl başarının mimarı bu sene taraftar, takımımıza sahip çıkan taraftarımız, teşekkür ediyorum dedi. Süper Lig'in son haftasında Sivas Spor deplasmanından 1-1 beraberlikle ayrılan Kayseri Spor'da teknik direktör Çağdaş Atan, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulundu. Atan taraftara teşekkür etti. Harika bir yolculukla geçen bir sene oldu. İçeride de zaten bütün personelimize, ekibimize, profesyonellere ve oyuncularımıza teşekkür ettim. Evet, sezon içinde büyük fırtınalar, çalkantılar, zorluklar yaşadık. Ama hep beraber birbirimize tutunarak, önemli oyuncularımızı kaybetmemize rağmen birbirimize tutunarak gemiyi sağ salim karaya yanaştırdık. Evet, 3 puanımız silindi, oyuncu kaybettik, ligin finalini çok 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 da daha iyi yapabilirdik. Yani bizim aslında ekip olarak
teknik ekip olarak gizli hedefimiz, sezon başında çok beklentiyi yükseltmemek için bunu konuşmadık ama 54 puandı ve 1,5 puan ortalamasıydı. Bugün 50 puanda kaldık. Bu da bundan önce oynadığımız 3 maçta aldığımız şanssız mağlubiyetlerden oldu. Yoksa çok rahat 54 puan veya daha fazlasını yapabilirdik. Uzun zaman sonra Kayseri Spor güvenli bir şekilde ligi tamamladı. Bunun için bütün şehire, şehrin büyüklerine, bize destek olan herkese, yönetimimize ve başkanımıza ve oyuncularıma sonsuz teşekkür ediyorum. Sivasspor'da sözleşmesi sona eren teknik direktör Rıza Çalınbay, Sivasspor'la sözleşme yenilemeyeceğini söyleyerek kulübe veda etti. Arkadaşlar çok güzel bir 4 sezonumuzu geçirdik. Şimdi biz ayrılmak istiyoruz. Kimseye kırgınlığım, hiçbir şeyim yok. Kesinlikle yok. Hepsini ben çok seviyorum. Çalıştığım bütün arkadaşlarımızı, yöneticilerimizi, başkanımızı, hepsini çok seviyorum. Ve de biz güzel bir şekilde de buradan ayrılıyoruz. Ama dediğim gibi tekrar gelmek üzere. Burası benim memleketim. Her zaman gelirim. Ama bu sırada ben buradan belli bir süre tabii ki ayrılmak istiyorum. Kayseri Spor Kulübü Başkanı Ali Çamlı, Sivas Spor maçının ardından yaptığı açıklamada sonsuza dek bu kardeşlik, dostluk devam edecek dedi. Spor Toto Süper Lig'in son haftasında Kayseri Spor deplasmanda Sivas Spor'la 1-1 berabere kaldı. Kayseri Spor'da Kulüp Başkanı Ali Çamlı maçın ardından stadyum çıkışında basın açıklaması yaptı. Çamlı, ligin son maçında kadim dostluğu uzun zamandır devam eden iki şehrin takımı karşı karşıya geldi dedi. Ligin son maçı iki kardeş şehrin, iki kadim dostluğu olan şehrin, kadim dostluğu uzun yıllardır devam eden iki başkanın takımının güzel, dostça biten, kardeşçe biten bir müsabakası. Gelen herkese çok teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki yılın artık planlamaları yapılmaya başlanmış. Ligde tabii o ortadaki, baştaki heyecan kalmamış ama buna rağmen gene de çocukları tebrik etmek lazım. İyi bir maç çıkarttılar her iki takımın sporcular da. Benim önemsediğim tarafı, saha içerisinde ne hakemi zorlayıcı ne sporcuların birbirini zorlayıcı bir hareketin olmaması. Sporda görmek istediğimiz tablo bu. Hele hele Sivas ve Kayseri maçlarında görmek istediğimiz, arzu ettiğimiz görüntü bu. Bu sonsuza dek bu kardeşlik, bu dostluk devam edecek. İnşallah önümüzdeki yıl Sivas sporumuza da, Kayseri sporumuza da yürekten başarı diliyorum. Zor bir süreç arkadaşlar. Futbolu yönetmek, sahaya çıkartmak, oynatmak hepsi birbirinden zor işler. Ekonomisi çok ağırlaştı. Onun için şehirlerin takımlarına ve takımı yöneten yönetim kurullarına destek olması lazım. Bu çok değerli. Şimdi tek başına ne Mecnun Başkan bu işi götürebilir, ne Ali Çamlı götürebilir. Bunu hep topyekün şehirler sahiplenip taşıyacaklar. İnşallah Sivas'ın da Kayseri'nin de bu konuda duyarlı olduğunu biliyoruz. Bizim Mensah'la sözleşmemiz sona erdi. Gavranoviç de sona erdi. Majid'le daha görüşmelerimiz devam ediyor defanstaki arkadaşlar. Onun haricinde Emrah Başsan'la görüşmelerimiz devam ediyor. Başka da bizim süresi dolan sporcumuz yok. İnşallah yani Mensah'la Gavranoviç kesin gitti. Atamah ve Emrah'la da görüşmelerimiz devam ediyor. Evet değerli izleyenler, haber ve spordaki gelişmeleri aktardık. 19 ana haber bültenini burada noktaladık. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle efendim. Hoşçakalın.